Merhabalar, bugünkü aracımız 2017 model Skoda Octavia. Aracımızın orijinal ekranına Apple CarPlay, Android Auto, Apple'dan ekran yansıtma, USB'den video izleme, ön görüş kamerası, geri görüş kamerası gibi özellikler kazandıran özel bir interfaz uygulaması yaptık. İlk önce aracın orijinal MIP yuvası, Discovery Media yuvası, ana ünite ve ekran yapısı. Bu MIP yuvası olan sistemlerde sorunsuz bir şekilde cihazımız çalıştırılabiliyor. Aracın herhangi bir orijinaline ödün vermeden sırasıyla işte CarPlay, Android Auto gibi özellikler kazandırdık. Direksiyon kumandası ve tuşlar sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yapı tamamıyla sistem AUX Media üzerinden çalışıyor. Yani medya kısmına dokunuyorum sırasıyla. AUX'a geldikten sonra medya tuşunu 2 saniye kadar basılı tutuyorum. Sistemin arayüzüne ulaşmış oluyoruz. Kablosuz CarPlay, Apple telefonumuz şu anda bağlı. Apple CarPlay kablosuz çalışıyor. Çıkıyorum. Android telefon, eğer telefon destekliyorsa kablosuz çalışıyor. Telefon desteklemiyorsa USB portunu ilgili noktaya oluşturduk cihazımızın. Böyle fit bir yalan oluşturduk. Kablolu Android Auto, Apple ve Android'ten ekran yansıtma kablolu, USB'den video izleme gibi özellikler sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Sırasıyla Apple CarPlay'den başlayalım. Şu anda telefonumuz bağlı. Apple CarPlay arayüzündeyiz. Birkaç örnek yapalım. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda yağmur yağıyor ve sıcaklık 11 derece. Sabahtan gibi. İtibaren. Ya da direksiyon simiti üzerinde bas konuş tuşu var. Onu uzun süreli basılı tuttuğumuzda ilgili ekranı göreceğiz. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda yağmur yağıyor ve sıcaklık 11 derece. Sabahtan. Aracın orijinal ilgili noktadaki mikrofonlarını kullanıyor sistem. Bu sebeple Apple CarPlay de telefon görüşmesi ve sesli komutlarda sorunsuz bir iletişim becerisine sahip oluyor. Apple CarPlay arayüzü. Spotify'dan müzik çalalım. Örnek. Gibi. Apple CarPlay bu şekilde çalışıyor. Apple'dan ekran yansıtma örnek gösterelim. Telefonu kabloyla bas taktıktan sonra ekran yansıtma ikonuna dokunuyoruz. Cihazımızın menüsü Türkçe, biraz bekleyin diyor. Telefonun ekranı açmamız lazım. Kesinlikle kablonun orijinal olması lazım. Evet. Apple telefonumuzun ekranı yansıdı. Buradan YouTube'dan bir içerik açalım. Ekran yansıtma da sorunsuz bir şekilde cihaz üzerinde çalışıyor. Ekran yansıtmayı çıkardıktan sonra ana menüye dönüyoruz. CarPlay ikonuna dokunduğumuz zaman eğer Apple telefonumuz ilgili wireless yapısı kablolu açıksa otomatik kablosuz ekrana tekrar gelmiş oluyor. Android telefonu bugün bağlamıyorum. Apple CarPlay'in CarPlay ve ekran yansıtmasını anlattık. USB ilgili noktaya flash belleği taktığımızda ekranda zaten otomatik ekrana geliyor. Buradan videolar, müzikler ya da fotoğraflarınızı görebiliyorsunuz. Müziklere bir örnek gösterelim. Direksiyon kumandasında ses açma, ses kısma çalışıyor. Şarkı atlatma da sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bir de video örnek gösterelim. Klasörlerimizi dikkat ediyorsanız yapılan klasörleri görülebiliyor. Cihaz 4K video playback özelliğine sahip. Sorunsuz bir şekilde videolarınızı açabiliyorsunuz. Şarkı atlatalım.
şekilde videolarında kullanıcı açabiliyor. Geri görüş kamerası. Video içerisinde kameranın konumlandırma kısmını göstereceğiz. Geri vites attığımız zaman otomatik ekrana geliyor. Aracın park sensörleri halihazırda çalışmaya devam ediyor. Kullandığımız kamera bagaj açma kapağında geniş açılı bir kamera. Bu şeye de ileri vitesi aldığımız zaman otomatik ön kamera devreye giriyor. Ön kamera yapısı 0 ile 10 saniye arasında ayarlı. Biz şu anda 6 saniye ayarladık. 6 saniye içerisinde dönmüş oluyor. Tekrar açıyorum. Videodayız. Geri vites attık. Geri vites kamerası devreye girdi. Boşa da ileri vites aldığımız zaman ön kamera devreye girdi. Otomatik 6 saniye sonra otomatik arayüze dönmüş oluyor. İnterfeys, yani CarPlay interface arayüzünde değilken, yine medya tuşuna basılı tutalım. Farz misal SD karttan müzik dinliyoruz. Aracın orijinal yapısından ya da kaynak seçimlerinden başka bir kaynaktan SD kart, aux ya da radyo kısmından geri vites kamerasına deniyorum. Geri vites otomatik devreye giriyor. Boş adı ileri vites aldığımız zaman ön kamera devreye giriyor. 6 saniye süre bittikten sonra da aracın radyo kısmına geri dönmüş oluyor. Tekrar interface arayüzüne geçmek isterse kullanıcı kesinlikle AUX'da kalması lazım. İnterfeysin sesi aracın yayılması için medya tuşuna 2 saniye kadar basılı tutuyorum. Arayüzümüze ulaşmış oluyoruz. Cihazın dokunmatik ekran olmasının avantajıyla da sorunsuz kullanım sağlıyor. CarPlay, Android Auto, ekran yansıtma, USB'den videolar ya da şarkılar, biraz önce gösterdiğim gibi. Ön kamerayı otomatikte açabiliyoruz. Elle. Buradan görüntü ayarları yapılabiliyor. Harici bir kaynaktan AV girişi yapılabilir. Bu araçta kullanmadık. Örnek veriyorum. Apple TV ya da Android Box'lar girilebilir. İlgili noktaya doktuğumuz zaman aracın kendi menüsüne ulaşmış oluyoruz. Buradan da CarPlay ayarları ya da diğer ayarlar yapılabiliyor. Aracımız 2017 model Skoda Octavia. Aracın orijinal sistemine dokunmadan Apple CarPlay, Android Auto, bunlar kablosuz çalışabiliyor. Her iki akıllı telefondan ekran yansıtma, USB'den video izleme, geri görüş ve ön görüş kamerasıyla sisteme bu donanımları sorunsuz bir şekilde kazandırmış olduk.